Merhaba, ben Ayşe Gülacer. Grafik tasarımcıyım, oyunlar tasarlıyorum ve akademisyenim. Bugün ilham veren işlerin sorularını yanıtlıyorum. İzmir 1900 olduğunu söyleyebilirim. Son işlerimden biri. Bu bir oyun tasarımı. İzmir'in tarihini oyun oynayarak öğreniyorsunuz. Kitap sayfalarını karıştırmak yerine bir oyunun içindeki karakterler olarak İzmir'in 1900 başlarındaki yaşamını deneyimleyerek öğreniyorsunuz. Çizim ve illüstrasyonlar için daha çok vektör ve piksel tabanlı programlar, bilgisayar, iPad, kitaplar elbette ki. Çünkü zihinsel olarak beslenmem gerekiyor. Kitaplar vazgeçilmezim. Tam olarak bir uygulama aşamasında değil ama öncesinde beslenmek de tasarımın bir parçası. Güncel, yani son zamanlarda oyun tasarımı ile ilgilendiğim için ister istemez YouTube benim tasarım aracım oluyor. Çünkü oyun tasarımına dair sadece kitaplar yeterli değil bu dönemde. YouTube oldukça besleyici oluyor. Özellikle masa oyunun tasarımı üzerine. Mesajın etkileşim boyutunda şekillendiği işler diye cevap verebilirim buna. Bunlar birer grafik ürün olabilir. Kullanıcının kendisinin ürüne katkısıyla mesajın şekillendiği ya da kullanıcının deneyiminde doğrudan mesajın ancak iletilebildiği işler daha çok ilgimi çekiyor. Bana daha çok tasarlanmış ve bir oyun alanında kurgulanmış gibi geliyor. İzmir'in güneşi, insanları, sohbeti ve daha çok sanırım bir ev ortamı oluşu benim için. Yani şehrin her köşesini evim gibi hissediyorum. Bu bir özgüven sağlıyor elbette ki. Özellikle de işte İzmir 1900 isimli bir oyun tasarladığım için ister istemez İzmir'in tarihi beni besledi tasarım sürecimde. Yani buradaki bütün yaratıcı insanların herhalde ortak bir problemidir diye düşünüyorum. Bilgiye ya da entelektüel bilgiye yeteri kadar aktif ulaşamamamız, çok fazla seçenek olmayışı bu tüketmekten ziyade beslemiyor diyebilirim. Yani beslenmek için sürekli başka şehirlere gitmemiz gerekmesi. Bunlar diyebilirim ama bu aynı zamanda belki bir avantaja dönüştürebileceğimiz bir şey. Çünkü hiçbir şey olmayışı belki bizi yaratmaya zorluyor. Özellikle son birkaç yıldır. Herhangi bir şeyi anlayamamaktan. Çünkü çözümlemeye çalışırken yepyeni yaratıcı bir yöntem ortaya çıkabiliyor. İlham aldığım şey herhangi bir şeyi anlayamamak diyebilirim. Herkes gibi cevap vereceğim buna ben de. Daha çok sosyal medya. Dediğim gibi İzmir'de yeteri kadar bu açıdan bizi besleyen etkinlikler olmadığı için sosyal medyayla küresel bazda gelişen şeyleri takip etmeye çalışıyorum. Alanımda zaten Türkiye'de yeteri kadar aktif çalışan temsilciler olmadığı için yine baktığım yer sosyal medya ve dünyada olup biten oyun tasarımları, işler vesaire oluyor. Pek duyurabildiğim söylenemez aslında. Pek iyi kullanamıyorum. Hem sosyal medyayı hem portfolyo sitelerini bir şekilde akademik referanslarla hani ancak duyurabildiğim söylenebilir. Bu soruyu seviyorum. Çünkü yaratıcılığa baktığımız zaman aslında herhangi bir işi bir başkasından daha farklı yapmak diyoruz ya. Dolayısıyla o noktada herkesin yani bu işe başlayacak kişilerin kendi özüne dönüp kendi biriktirdikleri nadide şeylere odaklanmalarını söylerdim. Çünkü yani gerçekten özgün işler, gerçekten çarpıcı işler oralardan çıkıyor. Kendi biriktirdiğin böyle ufak tefek şeylerden çok büyük değerler çıkabiliyor. Bir Çin atasözü der ki, duyarsam unuturum, gösterirsen hatırlarım, yaparsam öğrenirim. En sevdiğim sözlerden biri. Konfüçyüs'ün söylediğine dair de bir şaibe var ama yani Çin atasözü olduğuna inanmak istiyorum. İlham veren işler çok güzel. Bizi bir araya getirebiliyor. Teşekkür ederiz Cenk. Böyle. Umarım İzmir'de daha çok tasarım, sanat, mimari gibi etkinliklerin daha çok paylaşımı olur birbiriyle. Daha çok besleniriz hep birlikte, daha çok büyürüz.